Dostlar merhabalar. Hemen arkadaşlarım konu testi 2'ye geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kalemimi bulayım. İkinci konu testimizdeyiz dostlarım. 10. ünitenin ikinci konu testi. Bakalım ne diyor? Açımız pi bölü 2 ile pi arasındaymış. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş dostlar. Şimdi şurayı bir iki parantezinde mi yazsak diye düşünüyorum. Şöyle bir iki parantezine alsak biz burayı. 1 artı kos kare 2x. Kosinüs 2x geliyor ki kosinüs 2x de kos kare x eksi sin kare x'ti dostlarım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bir daha bu 1 yerine de kos kare x artı sin kare x yazabiliyorduk. Şöyle bir düzenleyelim onu. 2 çarpı 1 yerine kos kare x artı sin kare x yazıyorum. Artı bir kos kare x daha var. Bir de eksi sin kare x var kardeşim. Şu işlemi de düzenleyelim. Bakın sin kare x'ler gitti. 2 tane kos kare x kaldı. Yani şöyle oldu. Kökün içinde 2 çarpı 2 tane kos kare x. Şimdi 4 dışarıya 2 diye çıktı. Kos kare x de mutlak değer kosinüs x diye çıktı dışarıya. Açımız pi bölü 2 ile pi arasında olduğu için bu adam dışarıya eksi çıkacak. Eksi 2 çarpı kosinüs x olacak sorumuzun cevabı. Bunlarda eğer sıkıntı yaşadıysanız arkadaşlarım köşe taşlarını mutlaka izleyin. Ya da benim trigonometri konu anlatım videomu izleyin arkadaşlar. Orada bunları detaylarını öğrenirsiniz. Peki bir ABC üçgeninin ABC açılarıdır demiş. A ile B'yi vermiş, tanjant C'yi istiyor. Bakın ben ne yapacağım şimdi. Şöyle ABC üçgenimiz var. Şimdi A açısıyla B açısının toplam tanjantını bulacağım. Yani tanjant A artı B'yi bulacağım arkadaşlarım. Neden hocam? Çünkü A artı B ile C'nin toplamı 180 derecedir. Bunun tanjantını bulursam ben, bunun da tanjantını bulmuş olurum ama eksilisini bulmuş olurum. Çünkü toplamları 180 derece. O halde tanjant A artı B'yi yazalım. Birincinin tanjantı 1 bölü 4 artı ikincinin tanjantı 1 bölü 3 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı 1 bölü 12. Buradan 7 bölü 12 geliyor. Bölü 12'den 1 çıktı. Buradan da 11 bölü 12 geliyor. 12'ler sadeleşti hemen paydamızdaki. 7 bölü 11 çıktı. A artı B'nin tanjantı. O halde C'nin tanjantı bunun eksilisiydi. Edirne geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. Sin küp var arkadaşlarım. Aşağıda da bir açılım var. Şu yukarıda yapalım bunu biz isterseniz. Şu sinüs 2x'in açılımını bir yazalım payda kısmındaki. Yukarıda sin küp dursun. Sin küp x. Aşağıda şöyle bir şey var. 2 çarpı sinüs x var. Eksi. Sinüs 2x'i nasıl açıyorduk? 2 çarpı sin x çarpı cos x diye açtık. Şimdi aşağıyı bakın bir daha şöyle yazayım sin küp x. Aşağıyı da biz sinüs x parantezine alsak. 2 kaldı. 2 kosinüs x kaldı burada da. Şu sinüs x'lerden birer tanesi gitsin. Sin kare x kalsın yukarıda. Hatta sin kare x de kalmasın. Sin kare x yerine biz 1 eksi kos kare x yazabiliyorduk dostlarım. Bölü aşağıda da bakın 2 parantezinde 1 eksi kos x kaldı. Şimdi 1 eksi kos kare x'i nasıl yazıyorum? 2 kare farkından 1 eksi kos x, 1 artı kos x diye yazdım. Bölü, burada da 2 çarpı 1 eksi kos x kaldı. Şimdi kos x'leri de hemencecik şöyle bir götürelim arkadaşlarım. 1 eksi kos x'leri. Geriye ne kaldı? 1 bölü kos x, yok şöyle 1 artı kos x bölü 2 kaldı. Ve bu da neye eşitmiş? 3 bölü 5'e. Şimdi düzenleyelim. 2 ile burayı çarpalım. 6 bölü 5 olsun. 1'i de bu tarafa gönderelim. Kosinüs x eşittir. 6 bölü 5 eksi 1'den 1 bölü 5 geldi. Kosinüs x'i bulduk. 1 bölü 5. Bize neyi soruyor? Kosinüs 2x'i soruyor kardeşim. Kosinüs 2x'de şöyle yazılıyordu. Kos kare x eksi sin kare x diye yazılıyor. Peki kos kare x'imiz dursun da. Eksi sin kare x yerine 1 eksi kos kare x yazsak biz. Bunu da tekrar açsak kos kare x artı kos kare de buradan geliyor. 2 kos kare x eksi 1 oldu. Kos kare neydi? 1 bölü 5. Karesini alalım. 1 bölü 25 yaptı. 2 de var başında. 2 bölü 25.
Eksi 1. 25. 2'den 25 çıkarsa eksi 23 bölü 25 geldi. Üçüncü sorumuzun cevabı Edirne'deymiş. Hemen 4 numaraya geçiyorum. 5 dakika olmuş. Orayı da gözden kaçırmayalım aman. AB çaplı çemberde. BC'ye ne demiş bu adam? Hepsine şöyle bir K derseniz. BC'ye 3K. AD'ye yine 3K. AB'ye de 5K demiş arkadaşlarım. Şurası da 5K olacakmış. Yazalım. Şimdi çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Şuraya 90'ımı yazdım. Yine çapı gören çevre açı 90 dereceydi. 90'ımı yazdım. BC'ye 3K demişti. O halde burası 4K oldu. AD'ye 3K demişti. Burası da 4K oldu kardeş. Başka neyi soruyor bize? Sinüs alfayı soruyor. Şimdi alfa dediğimiz şey şuradaki x ile y'nin iki içim toplamı bir dışa eşitten x artı y'yi soruyor. Yani bana aslında sinüs x artı y soruluyor. Bunu da biliyoruz dostlarım. Sinüsün açılımı sin kos sinüs x kosinüs y artı sinüs y kosinüs x. Şimdi sinüs x, x'in sinüsü karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5 çarpı kosinüs y, y'nin kosinüsü komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5 artı sinüs y, y'nin sinüsü 4 bölü 5 çarpı kosinüs x, x'in kosinüsü 3 bölü 5 geldi. Hemen buradan 12 bölü 25, 12 bölü 25 daha 24 bölü 25 yaptı. Yani Bursa çıktı sorumuzun cevabı. Geldik bu adama. Diyor ki kotanjant 84 x'tir. Kotanjant 84 demek tanjant 6 demektir dostlarım. Tanjant 6 da x'miş demek ki. Nereden çıktı hocam bu? Çünkü toplamları 90 derece oluyor değil mi? 6 ile 84'ün toplamı 90 olduğu için tanjantla kotanjantı birbirine eşit olacak. Şimdi gelelim sorumuza. Şurada bir düzenleme işlemi yapacağız arkadaşlarım. Payda eşitlemesi gibi gözüküyor ama şu sinüs 24'ü biz 2 çarpı sin 24 kos 24 diye yazsak bir şeyler olur mu diye söylüyorum. Şimdi 2 çarpı 12'dir ya burası. 2 çarpı sinüs 12 yarım açısını yapsam diyorum. Kosinüs 12 bölü burası da 1 artı kosinüs 2 çarpı 24'ten kos kare 24 kos kare 12 eksi sin kare 12 diye yazılsa. Sonra 1 eksi sin kareye kos kare diyorduk dostlarım. Kos kare 12'ye döndü burası. Yani şu aşağısı kos 2 tane kos kare 12 oldu. Sonra 12 şu kos kare 12'lerden birer tanesi gitsin. Şu 2 ile de şu gitsin. Sinüs 12 bölü kosinüs 12 kaldı burada. Onu bir yazalım. Şurası çarpı sinüs 12 bölü kosinüs 12 haline döndü. Yani tanjant 12 oldu. Şurada ne var? Kosinüs 12 var. Bölü 1 artı kosinüs 12 var. Peki kosinüs 12'leri de şöyle sadeleştirelim. Bunlar da gitsinler. Ne kaldı en son geriye? Sinüs 12. Bunu da şöyle yazalım. 2 çarpı sinüs 6 çarpı kosinüs 6 diye yazalım. Bölü. Burayı da bakın. 1 artı kosinüs 12. Kosinüs 2 çarpı 6 demektir. Yani kosinüsün yarım açısı yapacağım. Kos kare 6 eksi sin kare 6 diye yazdım bunu da. Yine 1 eksi sin kare 6 geldi. Bu da kos kare 6'ya eşittir. Kos kare 6 ise burası 2 tane kos kare 6 yaptı. Bir tanesiyle şu yukarıdakini götürdüm. 2 ile de 2'yi götürdüm. Ne kaldı geriye? Sinüs 6 bölü kosinüs 6. O da tanjant 6'ya eşit. Tanjant 6 da x olduğu için 5. sorumun cevabı Ceyhan çıktı arkadaşlar. Hadi 6'ya bakalım. Sinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 80 var. Ben diyorum ki, şimdi bu ifadeyi alıştık arkadaşım. Köşe taşında da yaptık bunu. Sinüs 20 var ya burada. Ben buraya bir de çarpı kosinüs 20 ekleyip bir de kosinüs 20'ye bölüyorum. Hatta bir de başını 2 ile çarpalım. Burayı da 2 ile çarpalım ki bakın ne geldi? 2 çarpı sin 20 kos 20. Bu neyin açılımı? Sinüs 40'ın açılımı oldu. Sinüs 40 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 oldu burası. Bölü aşağıda da 2 tane kosinüs 20 var arkadaşlar. Şimdi devam. Şurayı bir daha 2 ile çarpalım. Aşağıyı da 2 ile çarpalım. Bakın şu kısım ne oldu?
Sinüs 80 haline döndü. O halde sin 80 çarpı kosinüs 80 de burada var. Bölü 4 tane kosinüs 20. Hadi bir daha 2 ile çarpıp 2'ye bölelim ki üst taraf artık ne oldu? Sinüs 160 bölü burası da 8 tane kosinüs 20 oldu. Sinüs 160 sinüs 20'ye eşittir. Toplamları 180 olunca sinüsler birbirine tıpatıp aynıydı. Sinüs ailesi ayrımcılık yapmaz diyorduk. Peki sin 20 bölü kos 20. Bu da neye eşit dostum? Şuradan devam ediyorum. 1 bölü 8'imiz var. Bu da tanjant 20 yapıyor değil mi dostum? Sin bölü kosta. Peki kotanjant 70 m ise tanjant 20 toplamları 90 olunca bu da m olmaz mıydı? Demek ki şurası m. M çarpı 1 bölü 8. Yani m bölü 8 çıktı. 6. sorumun cevabı. Ve geldim 7'ye. Ne diyormuş 7? O1 ve O2 merkezi yarım çemberler B'de teğettir diyor. DC doğrusu da nedir? Tembere teğettir. Geç oraları. O1 ile B arasındaki mesafe 6 santim. Yani yarıçapımız 6 santim yazalım. Yok 6 santim değilmiş. O2 ile C arasındaki yarıçapın yani şunlara RR dersem 6 katıymış. 6R. Alfa, sinüs alfayı soruyor bize dostlar. Hemen şurada teğet gördüğüm için teğete bir dikliğimi indireyim ben dostlar. Bu da 6R olsun. Şurası da alfa gelsin. Şurası da 2 alfa oldu. Bize neyi soruyordu? Sinüs alfayı soruyor kardeşim. Ben neyi biliyorum? 6R. Burası 8R. Ben buradan komşu bölü hipotenüsten kosinüs 2 alfayı yazabiliyorum arkadaşlar. Kosinüs 2 alfa hemen geliyor. Bakın onu da yazayım şuraya. Kosinüs 2 alfa eşittir 6R bölü 8R yani 3 bölü 4 geldi. Şimdi yine süremiz dolacak. Birazdan süreye de bakıyorum bir yandan arkadaşlarım. Çok geçirmeyeyim diye soru kaybolmasın diye. Tamam. Kosinüs 2 alfayı bulduk. Şimdi evet süremiz doldu. Ben de hemen başlattım. Kosinüs 2 alfanın açılımını yapacağım arkadaşlar burada şimdi. Kosinüs 2 alfa. Peki bu neye eşittir? Kos kare alfa. Eksi sin kare alfaya eşit. Ve bunu da ne diyebiliyoruz biz? 3 bölü 4 diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki. Kos kare alfa yerine 1 eksi sin kare alfa yazsam ben. Eksi sin kare alfa da buradan geliyor. Ne oldu burası? 1 eksi 2 tane sinüs kare alfa eşittir 3 bölü 4. Hadi şu 2 tane sin kare alfayı buraya, 3 bölü 4'ü buraya alalım. 3 bölü 4 1'in yanına eksi gelecek. 1 bölü 4 kalacak. Eşittir 2 tane sin kare alfa olacak. Peki bir de 2'ye bölelim bunları arkadaşlarım. 1 bölü 8 oldu. Bak şuradan devam ediyorum. 1 bölü 8 eşittir sin kare alfa oldu. Kare kökünü aldım her iki tarafın. Ne geldi? Sin alfa, sin kare alfa daha doğrusu. Ne geliyor? 1 bölü 2 kök 2 çıktı sinüs alfa. Kök 2 ile genişletelim. Kök 2 bölü 4 oldu. Sorumuzun cevabı evet Edirne'de mevcutmuş arkadaşlarım. Gömdük bunu. Aldık 8 numarayı önümüze. Bakalım bu ne diyor. ABC dik üçgen alfa ile beta'nın toplamını da 45 derece diye vermiş. O halde biz şunu yazabiliriz. Tanjant alfa artı beta kesinlikle tanjant 45 yani 1'dir diyebiliriz arkadaşlarım. Çünkü alfa artı beta 45 dereceymiş. O da 1 çıkıyor. Peki bunu da nasıl yazıyorduk? Tanjant alfa artı tanjant beta. Tanjant alfa 2 bölü 3. Tanjant beta'ya da k diyelim. Bölü 1 eksi 2'sinin çarpımı. 2k bölü 3. Düzenliyorum tekrardan. 3 ne geliyor burası? 3 eksi 2k. Önce şu üstü yapayım. 2 artı 3k bölü 3. Burası da 3 eksi 2k, 3 eksi 2k bölü 3. Bölü 3'leri direkt götürdüm. 1 ile içler dışlar yapalım. 3 eksi 2k eşittir 2 artı 3k. 5k eşittir 1. 1 bölü 5 çıktı k. K dediğim şey neydi? Tanjant beta. Şimdi tanjant beta 1 bölü 5. Yani karşısı neyse burası 5 katı olacak. 3 ya karşısı burası 15 olacak. X'e de ne kaldı? 13 kaldı. Diyebiliriz arkadaşlar. Geldik 9 numaraya. Tanjant 126'nın tanjant 126 dediğimiz şey
Şimdi 180'e tamamlayalım. 54 mu oluyor? Evet, tanjant 54 demektir. Tanjant 54'ün eksilisine eşittir arkadaşlarım. Eksi tanjant 54'ü istiyormuş bizden. Peki, tamam. Biz neyi biliyoruz? Tanjant 18'i biliyoruz. Şundan emin miyiz diye bir daha bakıyorum da. Doğru, eminiz. Yani yapacak bir şey yok. Eminiz. Peki, şöyle yazsak. Tanjant 126'yı. Tanjant 126. 90 artı 36 diye yazsam ben. Bu da 90 olduğu için isim değiştirecek pi bölü 2'de. Kotanjant 36 demektir. Bir de bölgesini kontrol edelim. Şu bölgeye denk düşüyor arkadaşlarım. Ve bu bölgede artı eksi olduğu için tanjantlarımız eksi. Eksi kotanjant 36'yı da soruyor diyebilirim ben. Hatta şuradan eksi kotanjant 36'yı da bulsak olurmuş. Peki ben şimdi diyorum ki kotanjant 36'yı bulmaktansa tanjant 36'yı bulurum ve takla attırırım arkadaşım. Tanjant 36 da 2 tane tanjant 18'e eşit. Bunu da yazalım. Tanjant 18 artı tanjant 18, yani x artı x bölü 1 eksi ikisinin çarpımı, yani x kare. Yani ne geldi? 2x bölü 1 eksi x kare geldi. Bu tanjant 36. Şimdi buna takla attırdığımda ve işaret değiştirdiğimde, yani takla attıralım, 1 eksi x kare bölü 2x, bir de işaret değiştirelim, eksiyle çarpalım, x kare eksi 1 bölü 2x, bu da eksi tanjant 36, kotanjant 36 oldu. Yani cevabımız bu. Hangi şıkkımızda var? Ceyhan şıkkında mevcut arkadaşlar. Ve geldim 10 numaralı soruya. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın bu ifadeye dikkat edin. Tanjant x eksi tanjant y, 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Bakın bu tanjantın fark formülüdür arkadaşlarım. Tanjantın fark formülü hangi açıların? A artı b eksi şunun. Bunu da eksisini içeriye dağıtarak yazıyorum. Eksi a artı b olur. İşte bunun fark formülüymüş. Bakın buradan a'lar gider. Tanjant 2b oldu. Bu istediği ifade tanjant 2b'ymiş dostum. Peki kotanjant b 1 bölü 2 ise tanjant b neye eşitti? 2'ye. Hadi şimdi tanjant b'yi de 2b'yi yazalım. Tanjant b artı tanjant b, yani 2 artı 2 4 yapar, bölü 1 eksi tanjant b çarpı tanjant b, yani 2 çarpı 2'den 4. 4 bölü eksi 3. Eksi 4 bölü 3'müş 10. sorumuzun cevabı. Geldik 11 numaraya. Bakalım bu ne diyor kardeşim. Üçgenlerin açıları sırasıyla bunlardır. Kos kos sin sin verilmiş. Hadi gelin bunları bir birbirinden çıkartalım. Kos a kos b eksi sin a sin b. Dostum bunlar birbirinden çıkartması demek kosinüsün a artı b'nin açılımı demek değil midir dostlar? Peki çıkartalım. 1 bölü 3'den 1 bölü 4'ü 4 eksi 3 bölü 12'den 1 bölü 12 geldi. Kosinüs a artı b. Peki a artı b ile de c'nin toplamı 180 olduğu için kosinüs de toplamları 180 olan açılara negatif ters davrandığından kosinüs ailesi abi kardeşe ters davranıyordu. Demek ki kosinüs c bunun eksilisi olacak. Eksi 1 bölü 12'dir 11. sorumuzun cevabı. Ve geçtik buna. Şekildeki O1 ve O2 merkezli yarım çemberler B ve D noktalarında kesişiyorlar. AD'yi 2 birim vermiş. DC'yi 4 birim vermiş. Tanjant ABC. Şuradan hemen kesiştikleri noktadan biz kesim noktalarını birleştirelim. Çapı gören çevre açılar 90'ar derecedir. Şuralara 90 diyelim. Tanjant ABC. Şuradaki açının toplam tanjant değeri eksi 3'müş kardeşim. Olduğuna göre B ile D arasındaki en kısa uzaklık, yani işte bizden burayı istiyor, X diyelim buraya, X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi ben bu açıya A, bu açıya B diyorum. Bize adam tanjant A artı B'yi eksi 3 diye vermiş. Peki tanjant A artı B'yi nasıl buluyorum ben? Tanjant A artı tanjant B. Tanjant A dediğim şey karşı bölü komşudan 2 bölü x. Tanjant B dediğimde 4 bölü x.
bölü 1 eksi 2'sinin çarpımı 8 bölü x kare. İşte bu eksi 3'e eşitmiş. Hadi düzenleyelim şimdi burayı arkadaşlarım. 6 bölü x yapar burası. Burayı da x kare eksi 8 takla attırdım. X kare bölü x kare eksi 8 eşittir eksi 3 geldi. Birer tane x'imizi silelim biz burada. 6x bölü x kare eksi 8 eşittir eksi 3 çıktı. Hatta eksi 3'ün 3'üyle 6'yı sadeleştirelim. Burada eksi 1 kalsın. Şimdi 2x eşittir eksi x kare artı 8. Hatta düzenleyelim. X kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 haline döndü. Çarpanlarını ayırıyorum. 4 ile 2'dir diyorum. Şunu eksi yapalım hatta. X eşittir buradan bir 2, bir de eksi 4 çıkar. Tabi uzunluk olduğu için negatif olamaz diyeceğiz arkadaşlarım. X eşittir 2 geldi. Sorumuzun cevabı. Geldik son soruya. Sinüs 16'yı k vermiş. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Dostum, şurası sinüs 4, kosinüs 4 ya. 2 ile çarpıp 2'ye böl. Hatta yukarıyı 2 ile çarpalım, bölmeyelim. Şurası sinüs 8 yaptı. Sin 8. Sin 8, kos 8. Bir daha 2 ile çarpıp 2'ye bölersem sinüs 16 yaptı burası. Yani şöyle oldu. 4 tane sinüs 58 bölü. Burası da ne yaptı demiştim? Sinüs 16 yaptı. Yani k yaptı kardeşim. Şimdi sinüs 58'i bulmak burada sıkıntı. Sinüs 58 de nedir? Kosinüs 32'ye eşittir dostum. Toplamları 90 olduğundan dolayı. Kosinüs 32 de kosinüs 2 çarpı 16 demektir. Bunun da açılımı kos kare 16 eksi sin kare 16 diye yazılır. Peki kos kare 16 yerine de 1 eksi sin kare 16 yazalım biz. En son ne oldu bu ifade? 1 eksi 2 tane sin kare 16'ya döndü. Bakın sinüs 58'i bu hale kadar getirdim. Peki sin kare 16 k kare demektir. 1 eksi 2 k kare yapar. Başında da 4 vardı bunun. 4 çarpı 1 eksi 2 k kare bölü k yaptı. O da Edirne şıkkında mevcut arkadaşlarım, aradığımız cevap. Evet goberler, kendinize iyi bakın. Bir sonraki ünitede görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.